videoyla ile itme momentuma bir nokta koyuyoruz. Kısacık bir konu anlatımı yapacağız. İki boyutta esnek olmayan çarpışmayı kısaca anlatacağım. Bu video asıl bir soru çözüm videosu olacak. En çok öğrencilerin zorlandığı soru tiplerine bakacağız. Ee, i̇şte kaykayın üzerindeki adamların elindeki topu fırlatması, patlamalar, atış hareketlerine yedirilen momentum soruları gibi sorulara bakacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İki boyutta esnek olmayan çarpışma yine bizim klasik kurallarımız. İki tane cismimiz geliyor. Bu iki kırmızı ve yeşil cisim burada çarpışıyorlar. İşte kırmızı cisim şu şekilde yeşilde bu tarafa doğru dağılıyorlar. Yani iki boyutta bir hareket var. Hem x ekseninde hem de y ekseninde bir hareket var. Bu iki cismi tek bir cisim gibi düşünürsem yani sanki bir tane cisim var ya da bunların kütle merkezlerini düşünürsem bu kütle merkezine dışarıdan etki eden bir net kuvvet yok. Evet bu iki cisim çarpışma esnasında birbirlerine bir kuvvet uyguluyorlar ama bu bir iç kuvvet olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bu sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için yine her zamanki gibi ne yazacağız? Sistemde ilk momentum vektörü neyse son momentum vektörü de odur diyeceğiz. Bu eşitliği yazabileceğiz. Bu esnek olmayan bir çarpışma olduğu için kesinlikle bir enerji kaybı söz konusudur. Dolayısıyla burada ne yazacağız? Çarpışmadan önceki cisimlerin toplam kinetik enerjisi yani E toplam ilk durum büyük olacaktır E toplam son durumdan. Çünkü çarpışma esnasında ses açığa çıkacak, ısı enerjisi açığa çıkacak ve bizim kinetik enerjimiz azalacak. Bu esnek olmayan bir çarpışma. Bir de önceki videolarımızda şu uyarıyı yapmıştık. Tekrar hatırlatıyorum. Tamamen esnek olmayan çarpışma başka bir kategori. Esnek olmayan çarpışma başka bir kategori. Tamamen esnek olmayan çarpışma denirse size ne anlamalısınız? Bu iki cisim çarpıştıktan sonra beraber hareket ediyorlar. Tamam. Bu esnek olmayan bir çarpışma. Yani enerji kaybı var ama çarpıştıktan sonra beraber gitmiyorlar. Kenetlenme söz konusu değil. Bu da mümkündür. Gerçek hayatta görüyoruz. Bilardo topları her zaman çarpışıp beraber gitmiyorlar. Ama enerji kaybediyorlar. Ee, ama bazen de çarpışıp beraber giden cisimler görüyoruz. İki araba çarpışıp belli bir süre ber beraberce sürüklenebilirler. Ee, bunlar da tam esnek olmayan çarpışmaya örnektir. Peki burada momentumu nasıl koruyacağız? Momentumun korunumu ile ilgili nasıl işlemler yapıyoruz? Ee, ayrıldığı durumlarda biraz daha böyle işler çetrefilli hale geliyor. Şöyle bir ayrım yapabilirsiniz yani momentumu koruyacağım ama X ekseni ve Y ekseni olarak ayrı ayrı düşünebiliriz. X ekseninde sistemin İlk momentumuyla x ekseninde sistemin son momentum vektörleri birbirine eşit olur diyebilirsiniz. Y ekseninde sistemin ilk momentumuyla y ekseninde sistemin son momentumu birbirine eşit olur diyebilirsiniz. Böyle iki parçaya bölebilirsiniz. Yani x eksenini önce hallederseniz bakın burada V1 hızımız var. Bunu bileşenlerine ayırmış. V1x, V1y olarak. Dolayısıyla burada iki tane bileşen üzerinden yine aynı şekilde bu yeşil cisim için iki tane bileşen üzerinden denklem yazarsınız. Bunun aynısını esnek çarpışmada da görmüştük. İki boyutta esnek çarpışmada. Dolayısıyla şu kırmızının sağ tarafa doğru M1 V1 X vektörü yeşilin sağ tarafa doğru M2 V2 X vektörü var. Çarpıştıktan sonra bu arkadaşların sağ tarafa doğru M1 V1 üssü X bu arkadaşın sağ tarafa doğru M2 V2 üssü X momentum vektörleri var. Bunlar yataydı. O zaman ne diyeceksiniz? Şu arkadaşla şu arkadaşın toplamı bana X eksenindeki ilk momentumu verecek. Şu arkadaşla şu arkadaşın toplamı da bana X eksenindeki son momentum vektörünü verecek. Ve bunlar birbirine eşit çıkacak. Aynı şekli Y ekseni içinde yazarsanız momentumu korumuş olursunuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzlem üzerinde kütleleri eşit ve 2 kilogram olan iki cisim 30 ve 40 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi ilerlemektedir. Bu doğu yönünde geliyor, bu kuzey yönünde geliyor. O noktasında çarpışıp kenetlendiklerine göre çarpışmadan sonra orta hız kaç metre bölü saniyedir? Kenetlenme var, bu tamamen esnek olmayan bir çarpışma. Dolayısıyla benim yine yazacağım şeyler belli. Sisteme dışarıdan etki eden bir net kuvvet yok sistemdeki toplam ilk momentum vektörü sistemdeki toplam son momentum vektörüne eşittir. Şimdi ilk momentumu yani çarpışmadan önceki momentumu yazıyorum. Kütlelerini 2 kilogram demişti. Dolayısıyla bunun şöyle doğu yönünde kütlesi çarpı hızı yani 2 çarpı 30 60 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumu var. Bu yeşil cismin kuzey yönünde şu yönünde bir hız vektörüyle aynı yönde momentum vektörü var. Kütlesi 2 hızı 40 bunun da 80 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum vektörü var. İlk momentum vektörü bu ikisinin toplamıdır gençler. Yani ben sağ tarafa doğru 60'lık momentumu kuzeye doğru 80'lik momentumu yazarım. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Şu an bir vektör toplaması yapıyorum. Yani paralel kenar yöntemini kullanıyorum. Bu iki vektörü paralel kenara tamamlarsam bunların gençler bu bileşkesi köşegendir. Bu köşegen işte gençler P ilktir. Peki 60 var 80 var aralarında 90 derece var. O zaman bizim burada bileşkemiz kaç olacaktır? Pisagor'dan yapıyoruz. Üçgen gibi düşünün. 6, 8, 10 üçgeni varsa 60, 80, 100 üçgeni de vardır. Yani benim ilk momentumum bu şekilde değeri 100 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum vektörüdür. İşte bu P ilktir. E, momentum korunduğuna göre ne yazdık? P ilk eşittir P son. E bu aynı zamanda P sondur o zaman. Değil mi? Son momentumun bu yönde olduğunu ben biliyorum. Değerinin kaç olması gerekiyormuş? Değerinin 100 olması gerekiyormuş. O zaman bu yüzlük değeri ben kütle çarpı hız olarak açıyorum. Kütle yerine ne yazacağım? Bunlar çarpıştılar, kenetlendiler, beraber gidiyorlar. Tek bir cisim gibi düşünülebilir. O yüzden kütleye bu ikisinin toplam kütlesini yazıyorum. 2 artı 2 yazıyorum. Çarpı hızı ne? Hızını bilmiyorum zaten onu soruyor. Bu kaça eşit çıkacak? 100'e eşit çıkacak. E burası 4 bölersem o zaman benim ortak hızım ne çıkacak gençler? 25 metre bölü saniye çıkacaktır. Bu soruyu bileşenlerini ayırarak da çözebilirdiniz ama bence daha uzun olurdu ve daha gereksiz olurdu. Nasıl bir bileşenleri ayırmaktan bahsediyorum? E biliyorsunuz. Fizikte bir vektör varsa ve açı varsa orada bileşenlerine çok rahat ayırabilirsiniz. Şöyle yapabilirdiniz. son momentum vektörü bu deyip bu momentum vektörünü iki bileşene ayırıp tamam artık bunu silebilirsiniz çünkü bu momentumu bileşenlerine ayırdınız. Konu anlatımında yaptığım gibi x ekseninde momentum korunumu yazardınız. y ekseninde momentum korunumu yazardınız ve yine aynı sonuçlara ulaşabilirdiniz. X ekseninde örneğin ilk momentum sadece ve sadece şu arkadaştır. Son durumda yani çarpışmadan sonra son momentum X ekseninde bu vektördür. O zaman bu vektörü 60'a eşitlerdiniz. Y ekseninde çarpışmadan önce sadece kim var? 80 var, bu var. Düşeyde başka bir şey yok. Dolayısıyla son durumda çarpışmadan sonra düşeyde kim var? Sadece bu vektör var. O zaman 80'i de şuna eşitleyip yine aynı şeylere ulaşabilirdiniz. Ama benim gösterdiğim yöntem daha basit bir yöntem. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket etmekte olan 1 kilogram kütleli K cismi 5'lik hızla hareket etmekte olan 2 kilogram kütleli L cismi çarpışıyor. Bakın bu sağ tarafa 20 ile gidiyor. Bu sol tarafa 5 ile gidiyor. Bunlar daha çarpışmadı. Hemen ilk momentum hesaplayalım. Kütlesi 1, kütlesi 2. Şu arkadaşın sağ tarafa doğru 1 çarpı 20'den 20 kilogram metre bölü saniyelik momentumu var. Bu arkadaşın sol tarafa doğru 2 çarpı 5'ten 10 kilogram metre bölü saniyelik momentumu var. Bunları toplarsanız zıt tarafa iki vektör aslında çıkartma işlemi büyük olanın tarafına doğru şu yukarı çizeyim sağ tarafa doğru 10 kilogram metre bölü saniye benim ilk momentum vektörümdür. Peki sisteme dışarıdan bir net kuvvet etki etmiyor. Yine her zamanki gibi momentum korunacak. Dolayısıyla son momentumumuzda Sağ tarafa doğru 10 çıkmak zorundadır. Şimdi soruya devam edelim. Çarpışmadan sonra K cismi yatayda 53, L cismi 37 derece açı yapacak şekilde saçıldığına göre K ve L'nin son hızlarının büyüklüğünü bul, sistemdeki kinetik enerjinin kaybının değerini bul diyor bize. Bakın size çok kolay yöntemi öğreteceğim. Hiç bileşenlerine falan ayırmaya gerek yok. Çünkü açılar çok güzel açılar. 37-53. Bu açıları görünce aklınıza 37-53-90 üçgeni gelecek. Yani 3-4-5 üçgeni gelecek. Dolayısıyla ben bu 3-4-5 kat sayılarını kullanarak buradaki değerlerimi bulabilirim. İlk momentumum sağ tarafa 10 sa. Burada bakın çarpışmadan sonra iki tane momentum vektörü var. Bir şu L cisminin momentum vektörü var. Şöyle çizilebilir. Bir de burada K cisminin momentum vektörü var. Bu da böyle çizilebilir. Bu iki arkadaşın toplamı ne çıkmalı? Yani şunu alıp şunun ucuna eklediğimde buraya taşıdığımda bunu, tamam? Başlangıçtan bitişe birleştirdiğimde bu ne olacaktır? Bu P son vektörü olacaktır. Artık bu yeşili silebilirsiniz çünkü bu yeşili buraya taşıdım. Şimdi bu yeşille bu yeşil aynı şey. Dolayısıyla paraleller birbirlerine. Burada bir Z var görüyorsunuz. Burası 53 derece ise o zaman burası da kaç derecedir? 53'tür. Burası kaç? 90. Niye? E çünkü 37, 53, 90 üçgeni oldu. Bakın şu an burada bir 3, 4, 5 üçgeni kurdum. Son momentum vektörüm burada hipotenüs. 90'ın karşısı. E Bu aynı zamanda ilk momentum vektörüne eşit değil mi? Evet. O zaman bu son momentum dediğim şeyin değeri nedir? 10'dur gençler. 10 kilogram metre bölü saniye. 3, 4, 5 üçgeninin hipotenüsü yani 5 dediğim şey 10 çıkıyor. 2 kat. Dolayısıyla 37'nin karşısına normalde 3 yazarsınız. 2 katı olduğu için buraya ne yazarsınız? 6 yazarsınız. 53'ün karşısına normalde 4 yazarsınız. 2 katı olduğu için buraya 8 yazarsınız. Yani şu an 6, 8, 10 üçgenine bakıyoruz. Burada yeşil şimdi K cisminin momentum vektörüydü. E değerine kaç dedim ben? 6 dedim. Demek ki K cisminin momentum vektörü çarpışmadan sonra 6 kilogram metre bölü saniyeymiş. L cisminin momentum vektörü çarpışmadan sonra 8 kilogram metre bölü saniyemiş. Bu kadar basit. Hiçbir bileşene falan ayırmaya gerek yok. Bana hızlarını soruyor. Bunlar momentum değerleri. ve Momentumu mv olarak açıyoruz biliyorsunuz. K'nın kütlesi kaç? K'nın kütlesi 1. E buraya 1 yazarsam, o zaman bu arkadaşın hızı neymiş? 6 metre bölü saniyemiş. L'ye bakarsak, L inşallah şu an bu benim görüntümün arkasına kalmıyordur. L dediğimiz adamın kütlesi kaç? 2. Momentum 8 çıktığına göre bu arkadaşın da hızı 4 metre bölü saniyedir diyebiliriz. B şıkkında diyor ki sistemdeki kinetik enerji kaybı nedir? Bu bir esnek olmayan çarpışmaymış ama tamamen esnek olmayan değil. Çünkü kenetlenmemişler ama enerji kaybı var. O zaman ne yapacağım? İlk durumdaki kinetik enerjiye bakacağım. İlk durumda bu yeşil cisimden nasıl bir kinetik enerji gelir? Bir kere kinetik enerji nedir? 1 bölü 2 mv karedir. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı hızı kaç? 20. Aldım karesini 400. Burası ne oldu? 200 joule yaptı. Geldim bu kahverengiye. Bu kahverengi de gençler. 1 bölü 2 çarpı kütlesi kaç? 2. Hızı kaç? 5. Aldım karesini 25. Şunlar gitti. O zaman burası ne oldu? 25 joule oldu. 200 bu arkadaşta var. 25 bu arkadaşta var. Toplamda 225 joule ilk kinetik enerjidir. Şimdi çarpışmadan sonrasına bakalım. Çarpışmadan sonra gençler K cismi 6'lı hızla gidiyor. O zaman 1 bölü 2 çarpı kütlesi kaçtı K'nın? K'nın kütlesi 1'di. Çarpı hızı kaç? 6. Aldım karesini 36. Ne yaptı? 18 Joule yaptı. Geldim L'ye. 1 bölü 2 çarpı kütlesi kaç L'nin? L'nin kütlesi kaç? 2. Hızını kaç buldum? 4 buldum. Aldım karesini 16. Bunlar da gitti. Dolayısıyla burası da 16 Joule çıktı. 18 artı 16'dan son kinetik enerjimiz 34 Joule'müş. 225'ten 34'e düşmüş kinetik enerjimiz. Yani kayıp nedir? 191'dir sanırım bir hesap hatası yapmıyorsam. Yerden düşey olarak yukarıya doğru 40 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla atılan 3 kilogram kütleli cisim 2 saniye sonra iç patlama sonucu eşit kütleli 3 parçaya ayrılmıştır. İlk parça 50 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlarla şekilde gösterilen açılarla fırladığına göre üçüncü parçanın hızının büyüklüğünü ve düşeyle yapacağı açıyı bulunuz. Bu soruyu çözebilmek için atış bilmeniz lazım. Atışlarla ilgili temel özellikleri bilmeniz lazım. Atışlar videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu aşağıdan yukarı atış hareketi. Dolayısıyla aşağıdan yukarı atış hareketi videosunu da izleyip temel kuralları öğrenebilirsiniz. Eğer eksiğiniz varsa. Yukarıya 40 ile fırlatıldığımızda yukarı çıkarken yavaşlarız. Neden yavaşlarız? Çünkü ben yukarıya gitmeye çalışıyorum. Zıttım da yani aşağı yönde ağırlık kuvveti etki ediyor. Dolayısıyla bu ağırlık kuvveti aşağıya doğru olan 30 Newton'luk ağırlık kuvveti beni yavaşlatır. Peki ne kadar yavaşlatır? Yani yavaşlama ivmesi nedir? E Yer çekimi ivmesidir. Yer çekimi ivmesi g ve biz bunu 10 alacağız. Soru öyle diyor. O zaman bu şu demektir. Benim hızım 10 10 azalacaktır. Soru diyor ki 2 saniye sonra olaylar başlıyor diyor. Şimdi ben bu cismi gençler yukarıya 40'la fırlattıysam 1. saniyede hızı 30 olur. İkinci saniyede hızı 20 olur. Yani bu arkadaşın hızı 20 metre bölü saniye olduğunda patlayacakmış. Patlama anında bir iç patlama, iç kuvvetler seni savurur, parçalarına ayırır. Sisteme yani bu cisme dışarıdan etki eden bir net kuvvet yok. Yine momentum korunacak. İlk momentum nedir? İlk momentum yukarı yönlü. MV kütlesi kaç bu cismin? 3 kilogram kütleli bir cisim. Kütlesi 3. Hızı kaç? 20. Dolayısıyla ilk momentumumuz yukarı yönlü 60 kilogram metre bölü saniyedir. Bakın bu önemli. Bunlar parçalarına ayrıldı. Bir oraya gitti, biri buraya gitti, biri başka bir yere gitti. O üç parçayı da ayrı ayrı topladığınızda, momentumlarını topladığınızda ne çıkmak zorunda? Yukarıya doğru 60 çıkmak zorunda. Çünkü ilk momentum bu. O zaman son momentum da bu olmalı. O zaman bu bilgiyi kullanarak soruyu çok rahat çözeceğim. Şimdi İki parçayı inceleyelim. Bakın 50 ile buraya savrulmuş, 50 ile buraya savrulmuş. 37 ve 53 derecelik açılar yapıyor. Bunu şuraya bir alalım. Bakın bir XY koordinat düzlemi çizelim şuraya daha net görelim. Soldaki cismimiz yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde, şurası 37 olacak şekilde 50 ile fırlatılıyor. Hatta direkt momentum yazalım yani hiç uğraşmayalım. Bu hız vektörü. Bunun kütlesini bize vermiş mi? Yani parçanın kütlesini vermiş mi? Diyor ki eşit kütleli 3 parçaya ayrılıyor. 3 kilogram olduğuna göre o zaman her bir parça kaç kilogram? Her bir parça 1 kilogramdır diyebiliriz. O zaman ben buraya ne yazarım gençler? 1 çarpı 50'den burada momentumumuz 50 kilogram metre bölü saniyedir. Öbür arkadaşı çiziyorum. Öbür arkadaş yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde şurası 53 olacak. E bu da 1 çarpı 50'den 50 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum vektörüne sahiptir. Şimdi burada özel bir durum yok. Aralarında 90 derece var ama 45 diye böler. Böyle tuhaf bir açı olur. Hiç gerek yok oralara girmeye. O yüzden temiz temiz biz bunu bileşenlerine ayıracağız. Şu 50'yi bileşenlerine ayırırsam yukarı ve sağ tarafa doğru 53'ün karşısı şurası 40 olur. Şurası 30 olur. Diğerini yani şu 50'yi bileşenlerine ayırırsam şöyle iki tane bileşeni olacaktır. Bunun 37'nin karşısı 30, 37'nin komşusu 40 olacak şekilde 2 tane bileşeni olacak. Bakın bunu topladığınızda ne yapar? Yani artık şunları silebilirsiniz. Çünkü ben bunları parçaladım. Sola 40, sağa 30. Ne yapar? Sola 40, sağa 30 sol tarafa doğru 10 yapar, değil mi? Şuraya doğru 10'luk bir momentum yaptı. Bunlar da gitti. Yukarı 30, yukarı 40 ne yapar? İkisi yukarıya 70'lik bir momentum yapar. Bunlar da gitti. Şimdi üçüncü bir parça olmalı. Üçüncü parça nasıl bir şey olmalı? Ki Yukarıya doğru 60 çıksın. Bak, burası çok önemli. iyi dinleyin. Üçüncü parçanın aşağıya doğru onluk bir momentumunun olması lazım. Üçüncü parçanın sağ tarafa doğru onluk bir momentumunun olması lazım. Nasıl anladınız hocam? Bir kere sonuç ne? Sonuç yukarıya doğru 60 çıkmalı. Bak, ben ne yaptım? E, yukarıya 70 var. E, o zaman aşağıya doğru 10 olursa, bu ikisini toplarsam ne olur? Yukarıya doğru 60 çıkar ama sola doğru da 10 vardı. Yani şu arkadaşlardan gelen sola doğru 10 vardı. E onun da yok olması lazım ki elimde sadece bu yukarıya doğru atmış kalsın. Demek ki bu üçüncü parçamızın şu yeşil 10'u yok edecek sağa doğru bir 10'u olması lazım ki bunlar birbirini götürsün. Elimde dediğim gibi sadece bu kalsın. İşte üçüncü parçanın özellikleri şu mavi vektörlerdir. Yani gençler burada 3. parça 10 olduğuna göre 10 olduğuna göre 2 bileşen Aralarında bunların kaç derece var? 90. Yine vektörleri hatırlayın. F var. F var. Arada 90 derece var. Bileşkene çıkıyordu. F kök 2 çıkıyordu. Tabii ben şu an kuvvet diyorum ama burada momentumdan bahsediyoruz. 2 tane vektör var. Aralarında 90 derece varsa kök 2 olacaktır ve 45-45 bölecektir. Üçüncü parçamızın momentum değeri 10 kök 2'dir. Ve şurayla 45 derece hatta burayla da 45 derece açı yapacak şekilde fırlıyordur. Sorunun cevabını halen bulmuş değiliz. Neden? Çünkü bana ne soruyor? Hızını soruyor. Bu benim bulduğum nedir? Momentumdur. E momentum mv olduğuna göre momentum 10 kök 2 ise üçüncü parçamız da 1 kilogram olduğuna göre hızımız yine 10 kök 2 metre bölü saniye diyebiliriz. Video çok uzasın istemiyorum. Şimdi ikinci bir videoya geçeceğiz ve soru çözümüne oradan devam edeceğiz.